Mesela akrep çok vardı Midyat'ta ve akrep zehiriyle panzehir yapılıyor, ilaç üretiliyordu. Gece boyunca duvar deliklerinden topluyorlar akrepleri, getiriyorlardı. Ben alıyordum, üstüne de biraz para koyup hastaneye satıyordum. Ticarete herhalde oradan başladı. Son sınıflarda abim Keban Barajı'nda çalışıp maaşın 1/3'ünü bana gönderen bir durumdaydık. Optimizasyonu kendim yaptım. Bir kere vicdanımı hiç elden bırakmadım. Fiyatı ne olursa olsun, kaça aldıysam alayım, kaliteyi tutturmam gerekiyor diyordu. 20 yıl beraber kaldık Aziz Başkan'la. Hem bir kere çok sevdiğimiz, saydığımız bir başkan oldu. Zaten efsane başkan deniyor, hakkıyla hakikaten. Sonra beraberliğimiz, dostluğumuz da aynı şekilde pekişti. Mardin Midyatlıyız. Midyat'ta doğdum. 15 yaşına kadar ortaokulda orada bitirip ondan sonra ayrıldım. O zaman tıp fakültesinde okuyan abim buradaydı. O da son sınıftaydı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeydi. O da beni getirdi, Haydarpaşa Lisesi'ne kaydetti. 3 yıl Haydarpaşa Lisesi'ne okudum. Sonra da teknik üniversite sınavını kazandım. 5 yılda teknik üniversiteyi okudum. Yani 8 yılım İstanbul'da geçti. Amcam Tekirdağ'da 13 yıl sürgün hayatı yaşadı. Orada ileri gelenlerden birisi olduğu için 1934 yılında sürgüne gönderildi. Ondan sonra o döndüğü zaman ben 1 yaşındaydım. Fakat çocukları yoktu. Onların bir kızları vardı, o da büyüktü. O sırada işte annem tabii doğumdan sonra bir de kaçıncı, 7. 8. doğum olunca rahatsızken bizi alıp götüren evde bakalım sen dinlen diye. Sonradan bizde kalsın demiş. Aile içi o kadar güzel ilişkiler var ki herhangi bir şey söyleyememiş tabii babam da annem de büyük amcamızdı çünkü. 1 yaşından sonra şimdiye kadar ona aitim. Ama tabii kaybettim, hem yengemleri kaybettim hem amcamı erken kaybettik. Ben 10 yaşındaydım amcamı kaybettiğimizde. O ailenin lideriydi vefat ettiği zaman. Dolayısıyla öz annem var, esas annem var. Beni yetiştiren esas annem diyorum. Doğuran da öz annem diyorum. Ama şimdi beraber ortaklık yaptığımız, beni okutan abim bir gün bağa gidiyoruz. Ben de eşeğin sırtına onun arkasında binmiştim. Dedi ki sen biliyor musun sen bizim kardeşimizsin. Tabii çok bozuldum ama ses çıkarmadım. Sonra geldim amcama şikayet ettim. Tamam oğlum dedi ben söylerim kulağını çekerim dedi. İlk defa duyduğum o. Ama ondan sonra tabii gayet doğal hale geldi. Dediğim gibi hiçbir etki yapmadı. Her iki tarafı da çok sevdim. Ve öyle hayatım öyle bugüne geldi. Mesela abim doktorken ben onun yanında çıraklık yapıyordum tatillerde. Lise öğrencisiyken. O sırada mesela akrep çok vardı Midyat'ta ve akrep zehiriyle panzehir yapılıyor, ilaç üretiliyordu. Onun üzerine akrepleri toplamaya çalışıyorlardı. Ben de abimin yanında olduğum için bu sefer görevlendiriyordum. Bekçisini, yeğenlerimi falan gece boyunca duvar deliklerinden topluyorlar akrepleri, getiriyorlardı. Ben alıyordum, üstüne de biraz para koyup hastaneye satıyordum. Ticarete herhalde oradan başladı. Öyle bir ticaret. Aslında ondan da biraz önce mahalle arkadaşları arasında bir yıl mesela bir tatilde, bir yaz tatilinde dedim ki küfür yasaklayalım. Her küfür edene 2,5 kuruş ceza vereceğim. Ama yaz sonunda hiç küfür etmemişlere de prim vereceğim diye bir kural koyduk. Aslında orada ticari kafa. Sonuçta ben kâr ettim tabii. Küfür etmeyenler çok az oldu. Verdim primlerini ama topladığım para çok oldu. Böyle gelişti aslında. Sonra liseyi okudum. Üniversiteyi okudum. Aslında her ikisi de çok uslu, tam bir öğrenci gibi devam ettim. Hem Haydarpaşa'da hem Teknik Üniversitede. Öyle ki İstanbul'u tanımadım bile ben. 8 yılı geçirdim. Şimdi diyorum ki İstanbul'u Teknik Üniversiteyi 5 yılda bitirmek kolay değil tabii. Zor bir üniversitedir kazanmakta, bitirmekte. Keşke birazcık kaytarsaydım da İstanbul'u biraz tanısaydım. Başka bir imkanımız olmadığı için, bir gelirimiz olmadığı için okulu bir an önce bitirip gitmem lazım. Çünkü son sınıflarda abim Keban Barajı'nda çalışıp maaşın 1/3'ünü bana gönderen bir durumdaydık. O bütün aileyi besliyor, bana maaşın 1/3'ünü gönderiyor. Dolayısıyla onu ben çok dikkatli davrandım, bitirdim, gittim hemen çalışmaya başladım. Elazığ'da Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü var. Oraya başvurdum. Daha doğrusu Ankara'dan direkt Bayındırlık Bakanlığı'na bağlıydı. Oraya başvurup hemen oraya atadılar. Ben de gittim, orada başladım çalışmaya. Birkaç ay çalıştıktan sonra 7-8 aylık bir mühendistim. Bu sefer Diyarbakır Kontrol Amirliği'ni kurdurdular bana. Birkaç tane tecrübeli tekniker arkadaşlarımız, kimisi benden büyük. Gittik, orayı da kurduk. Orada da başarılı olduk. Diyarbakır'da bir miktar şantiye şefliği yaptım. Ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Ankara'ya geldikten itibaren bizim için önemli olan NATO ENF'in yaptığı işlere girebilmek oldu. O çünkü NATO idaresi bir referanstır. Hem bankalar için hem piyasa için. Belli bir kalitede iş istiyor. Böyle herkesin yapamayacağı veyahut da seçiliyor firmalar. Dolayısıyla biz oraya seçilince bizim için büyük bir referans oldu. Ve takriben 15 yıl kadar NATO'da iş yaptık. Fakat sonra baktık ki NATO belli bir büyüklükte işler veriyor. Daha fazla büyümüyor. Onun üzerine bir başka teşkilatlarla da ilgilenmeye başladık ve işimizi öyle geliştirdik. Yalnız NATO'ya kalsak daha küçük işler, garantili işler, kar marjı makul olan işler yapacaktık. Biz biraz daha büyümeyi tercih ettik ve öyle büyüme yoluna çıktık. 94 yılında Rusya'dan bir iş aldık. Ondan sonra devam ettik. Ta ki 98 yılında Rusya moratorium ilan etti. Bilirsiniz belki. Öyle olunca ayrılmak durumunda kaldık. Sonra da 98'de ayrıldık. Ama 2001 yılında normalleşti. Tekrar gittik ve Rusya'da yeni işler alalım diye uğraştık. Aldık da o günden bu yana halen Rusya'dayız. Bu olaylar nedeniyle endişe duyuluyor ama Rusya'da bir sıkıntı yok. Hatta başka yatırımlara da hız veriyorlar. Onun için biz Rusya'ya çalışmaya devam etmek istiyoruz. Onun dışında Suudi Arabistan'da işlerimiz oldu. 8-10 sene kadar Suudi Arabistan'da iş takip ettik. Küçük küçük işler de yaptık. Sonra kendi başımıza işler aldık. Afrika'ya gittik bu aralarda. Afrika'da bir spor kompleksi yaptık, bir stadyum yaptık 50.000 kişilik. O bizim için bütün Afrika'da güzel referans oldu. Şimdi halen Afrika'dayız. O kısmı bitirdik ama başka ülkelerin yapacağı stadyumlar var. Yani toplam elimizdeki iş sayısı 1 milyar doları aşar durumda. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki kredi şeylere bakarsanız, göstergelere bakarsanız 50 yıllık bir müteahhitlik hayatında ben daha yukarılarda olmalıydım. Ama bunu ben optimizasyonu kendim yaptım. Bir kere vicdanımı hiç elden bırakmadım. Fiyatı ne olursa olsun, kaça aldıysam alayım, kaliteyi tutturmam gerekiyor diyordum. Oysa normalde devletin yapılamayacak fiyata işi vermemesi gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim sitede bazı büyükelçilik rezidansları var. Bir polis kapıda bir gün pazar günü karşılaştık. Merhaba efendim falan filan dedi. Bana dedi hayattan bir tavsiyede bulunur musun? Hangi konuda? Hayattan. Dedim ki belki zor ama sana dürüst olmanı tavsiye ederim ve çalışkan olmanı tavsiye ederim. Bu şey değil, bu özellik değil aslında. Ama o hale geldi. Düşünebiliyor musunuz? Olmamalı ya, bu zaten benim yapmam gereken bunlar. Bizim ailede Fenerbahçelilik var. Biz üç kardeş de Haydarpaşa Lisesi mezunuyuz. En büyük abim 27 doğumlu. 46 yılında Haydarpaşa Lisesi'ndeyken Fenerbahçe'nin rugby takımda oynamış. O bizim bir atlasımız var biliyorsunuz. 100. yılda çıkarmıştık. Orada resmi var. Sonra ondan sonraki abim, o da Haydarpaşa mezunu. Haydarpaşa bir nevi Fenerbahçe'nin altyapısı olan bir okuldu. Ben de oraya gittim. Ben de Fenerbahçeli olarak devam ettim. Sonra NATO işleri yapma sırasında Aziz Başkan'la tanıştık. Ailesiyle de tanıştık. Sonra yönetim kuruluna girmeye karar verdiği zaman beraber yönetim kuruluna girelim mi dedi. İlk başta 91'de. Olur girelim dedik. Sonra olmadı. Bizim adayımız kazanmadı. 98'de de beraber gene oluşturalım. Olur dedim. Öyle başladık. 20 yıl beraber kaldık Aziz Başkan'la. Hem bir kere çok sevdiğimiz, saydığımız bir başkan oldu. Zaten efsane başkan deniyor. Hakkıyla hakikaten. Sonra beraberliğimiz, dostluğumuz da aynı şekilde pekişti.